Bak, sen razı olsun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ben ölürsem ne diyecek bu millet? Allah yardım eder fakire fukaraya. 25 lira veriyorsun. Ancak tornavida ver ya. Ay sen yetişmeyesin iyi. Ben yetişim, zaten yetişeceğim, yetiştim ya. Geçmiş olsun, güle güle abone olmalısınız. Niyetli misiniz? Niyetliyiz. Çay suyu gelebilir miyiz diyeceğim. ...12 yaşında ortaokula başladım. Saatçilik hevesi ortaokuldayken ablamın saatini bozarak öğrendim. Şöyle kırılan parçasını gittim saatçiden aldım getirdim derken öyle böyle. İşimde titizim, saklı hiçbir şey yapmak istemiyorum. Yaptığım işi herkes gözüyle görsün, kanaat getirsin. Gizliliği hiç sevmiyorum. Dürüstlük benim karakterim. Çocuklarıma zerre kadar şöyle bir milimlik bir çekirdeği yedirmedim. Ama hiçbir zaman boş durmadım. Kayfe hayatını sevmem. İçki hayatını hiç sevmem. Kariyerim dürüstlüktür. Başka bir şey diyemiyorum. İşimi en güzel tatlı bir şekilde en az almak şartıyla. Ben 10 liraya taktığımı dışarılarda duyuyorum. 60'a 70'e takıyorlar. Günahtır. 2 kuruş en güzel kazancımdır. Helal kazancımdır. Kimseyi burada asla etmiyorum, zam altında koymuyorum. Dünyada en zor meslek saatçilik mesleğidir. En ince meslek. Bunda el titreşimi olmaz. 73 yaşındayım, titremez. Bana her türlü otomatik, elektronik, yani yapmadığım hiçbir şey yokturdu yani. Yeter ki elime gelsin. Buna şöyle bir bakarım. Hasta şey cihazlar olsun, diğer cihazlardan ya Allah bir zihin vermiş. Usanmıyorum, bıkmıyorum. Hatta gece rüyamda da tamir ediyorum. Şu bıçak dahi benim el yapımdır. Evet.